Holografik bakışa hoş geldiniz. Beşinci nüktedeyiz. Bu da demektir ki kazasız belasız dört nükteyi bitirmişiz. Büyük başarı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Yalnız kötü bir haberim var. Beşinci nükte çok uzun. Vallahi bitmek bilmeyecek. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Zaten üstadın da bütün derdi insanın zayıflığıyla. Verip veriştiriyor boyuna. Zayıf, fakir, aciz, düşkün, perişan, biçare. Halbuki günümüz medeniyeti tam tersini söylüyor, değil mi? Evet. Güçlüsün, inanırsan yaparsın. Falan. İçindeki devi canlandır. Neyi neyi? İkinci, içindeki öküsü. Peki çok konuştuğumuz için girmiyorum. Sadece espri babında bıraktık. Evvelki programlarımıza referans veriyoruz efendim. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi pek ağır, gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir, halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Bu ne arkadaş? Tam zulüm gibi yani. Yani müthiş tezatlar var. Müthiş tezatlar var. İnsan dünyası. Yani birisi resmen gadretmiş insana gibi duruyor yani. Bak evet. Hani böyle evet, aslında baktığın zaman yani bakmış. Yaratıcıyı görmezsen çok çok fena bir durumdayız yani. Yani bu halimizin bir anlamı yoksa gerçekten bir yani, çözümü de yoksa çok çok kötü bir durum yani. Tabii. Yani insan parası olmaz, ihtiyacı olmaz, sıkıntı çekmez ama parası yok ve bir sürü de beslemesi gereken onlarca diyelim insan var ya da binlerce insan var. Hadi bakalım. Ne olacak? Öyle bir durum. Ama şimdi nereden buraya geldi? Niye buraya geldi? Dördüncü diknede namazın genel... Ben söyleyecektim ya. Tamam, güzel, buyur, lütfen. Sen yok sen söyle. Çok merak ettim. Yani genel bir şeyini anlattı. İnkılaplarla ilişkisini anlattı. İnkılaplara, kainattaki dönüşümlerin insanla olan münasebetini anlattı. Ve insanın bu dönüşümlerde insana verilmek istenen mesajlar anlattı. Ama iki, bir de insanın mahiyeti anlatılıyor şimdi. Ve mahiyeti ve kainatın bu konumu ve dolayısıyla insana yüklenen görevlerin insan fıtratına ne kadar denk geldiğini, insan fıtratıyla ubudiyetin ne kadar uyuşmuş bir halde olduğunu anlatacak burada da. Şimdi mesela insanın mahiyetini anlatıyor önce. Çok önemli çünkü insanın mahiyeti böyleyse o zaman bu mahiyette olan insan ne yapması gerekir sorusunun cevabı da doğru bulunabilir. İnsanın mahiyeti bilinemezse insanın görevi de bilinemez. Evet buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin, ne demek? Dördüncü nüktede yani geçtiğimiz programlarda tamamladığımız bahiste inkılap olduğu zaman ne yapılması gerektiği disiplini pratiği anlatıldı aslında. Evet. Beşinci nüktede de diyor ki sen bu inkılaplara bigane kalamazsın, bu senin fıtratına derc edilmiş. Evet. Yani böyle bir inkılap var ve sen bundan bigane kalamıyorsun. Bu çok doğru bir şey. Doğrudan doğruya etkiler. Etkiler. Tamam, güneş tepeye çıkmış. Çıksın, bana ne? Gün ikindiye devrilmiş. Yani bir şeyler yok oluyor. Yok olsun, bana ne? Diyemezsin. Çünkü senin bütün varlığın, bütün ruhun neysen sen, o var olan şeylerin yok olmamasını istiyorsunuz koro halinde. Yani çok ilginç bir şey. Yani dolayısıyla o inkılaplar seni tabiri caizse tam 12'den vuruyor. Evet. Bir şey yapmalısın. Evet. Nimetler var. Hadi olmadı. Beni ilgilendirmez. Olmasın canım efendim. Ama acıkıyorsun. Diyemiyorsun. Acıkıyorsun. Acıkıyorsun, susuyorsun, sevgiye ihtiyacın var, şefkate ihtiyacın var, merhamete ihtiyacın var, öfkeye bile ihtiyacın var. Evet. Doğru mu? Evet. Bugünden itibaren kainattaki öfke bitti. Olmaz öyle bir şey. Razı gelemezsin yani. Böyle bir haldeyiz. Evet. Yani bir... Negatif içerisindeyiz. Negatif içerisinde negatif içerisindeyiz. Yani bu müthiş bir tezat. Bu çok ilginç bir değil mi? Bak mesela ne diyor? Gayet zayıf. Gayet zayıf. Gücü yok.
Zayıf yani. İnsan böyle hassas. Yani evet. Açık. Evet, evet. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem böyle çok nazik bebek gibi. Bir de her şey ona ilişiyor. Süpermen diye bir şey var ya. İlişiyor bir de yani. Çok önemli burada. Süpermen var, Süpermen. Hani böyle hayal kahramanı. Çok güçlü, yıkıyor, kesiyor. Şu andaki medeniyetin aslında bize tasvir ettiği insan ona benziyor. Doğru mu? Ama Kripton mu? Bir taşa zaafı var bunun. Böyle yeşil bir taş. Buna zaafı var. İnsan aslında hali buna benziyor bak. Şimdi bu Süpermen'de öyle bir zaaf var. Derc edilmiş. Fıtratına o zaaf konulmuş. Yetmemiş. Kripton vadisinin ortasına oturtulmuş. Ve bunun gibi birçok durumlarla. İşte filancaya zaafı var. Tam o şeyin ortasına oturtulmuş. Şu eksikliği var. Tam onun ortasına oturtulmuş. Yani tabiri caizse böyle kasıtla kendisine verilmiş bütün zaafların tam ortasına yerleştirilmiş yani. Evet. Oldu mu? Oldu. Peki. Çok sönük oldu ama peki. Oldu dedi en azından. Dolayısıyla insan bu... Benim oldu dememe ihtiyacı yok. Sen ikna olduğunuzda mesele yok zaten. Yani. Olsun, biz gene de soralım. Şunun için bunu soruyorum. Yani eğer bu beşinci nüktede diyor ya, sen dedin. İnsanı tanımak, insanın kendisini tanımak üzerine kurulmuş burası. İnsanın mahiyetini, bir de şunu yani ben güzel bir, yani mahiyetini biliyorum, iyi bileyim ama mahiyetin seni bir yere zorluyor. Evet, biliyorsan onu böyle bilip de geçemezsin. Geçemezsin. Yani bak ne diyor burada, hem zayıftır hem her şey onu incitiyor. Evet. Zayıf olabilirim ama hiçbir şey beni incitmez, sıkıntı olmaz. Olmaz, her tarafın düşman dolu. Ha, yani bebeksin. Çölün ortasında yatıyorsun, karnın acıkıyor, güneş seni rahatsız ediyor, toz, akbabalar geliyor, toz duman etrafında var, akbabalar etrafını sarmış. Açlık, susuzluk, perişan bir durumdasın yani. Anlatabiliyor muyum? Tam olman gereken yerdesin. Öyle şey, böyle bir şey olabilir mi yani? Dolayısıyla ne demek bu? Bu ne demek yani? Battın. Battın da yani çözüm bulmak zorundasın. Evet. Yani çözümsüz kalamazsın. Yani insan arar dolayısıyla çözümü. Doğru. Öyle bir konumda ki bunu, ben buradan bir gane kalırım, ben agnostik olurum. Hiçbir insan agnostik kalamaz. Agnostizm bir yalan yani bir yalandır yani. Acıyı İnsanın dindirmez. kendi kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Aldatmaktır o kadar ya. Yokmuş gibi davranmak. Yokmuş gibi, yakmış gibi davranmak mümkün değil. Yani bir de duygularını söndürmek, insanı kendi kendini öldürmek demektir yani. Başka bir şey değil. Peki. Ama ölmekle de kurtulamazsın. Çok ilginç. Şimdi bir şey vardı. Bir şarkı sözü vardı. Önemliydi ben. Ondan sonra o şarkı sözünün tabii bir çözüm olmayacağını anladım sonradan. Çok ilginç geldi tabii de. Diyor ki, ölüm diyor. Ben her an ölüyorum diyor. Ölüm ne ki diyor. Ölüm her an ölüşten kurtuluştur diyor. Ben de diyorum ki, emin misin? Çok ilginç değil mi? Şimdi diyorsun ki acılarım var, sıkıntılarım var, elemlerim var, dünya sıktı beni, intihar edeceğim, yaşamaya değmez falan diyorsun ama ölümle kurtulacağından emin misin? Acılarının biteceğinden emin misin? Çözüm. Yani öldükten sonra dişin ağrıyor. Öyle bir ağrı ki ölsem de kurtulsam bu acıdan falan diyorsun. Öldüğün anda daha büyük acı çekmeyeceğinden emin misin? Bir garantin var mı? Yok olacağını düşündüğü için. İşte yani emin misin? Bilmiyoruz. Yani bir garantin var mı? Yok olacağına bile garantin yok. Yok. Ben yani rüyadan uyanacağım, rahat edeceğim. Rüyadan belki daha dehşetli bir hale uyanacaksın. Belki diyeceksin ki keşke uyanmasaydım. Keşke uyanmasaydım diyeceksin. İşte bu var ya, çok ilginç bir durum. Doğru. Yani bu bakış açısı çok enteresan. Yani diyor ben agnostik kaldım, bilmem ne yaptım. Ölünce dünya bazıları da öyle diyor ya. Ölüm varken sen yoksun. Sen varken ölüm. Sen varken ölüm yok. Dolayısıyla ızdırap çekmeye de gerek yok. Acaba ölüm varken sen yok musun? Emin misin bu konuda? Şu ruh, cesedin içine girip çıkıyor, değil mi? Gece uyuyorsun, yok oluyorsun bir ara. Tekrar gerisin geri geliyorsun. Değil mi? Dişin ağrısı varsa, başının ağrısı varsa geçmiyor yani. Tamam. Yani biri iyileştirmemişse yani Cenab-ı Hak geçmiyor. Kalıyor ya. Ne biliyorsun sen? Hadi kendini öldürdün. Kurtuldun mu? Emin misin yani? Bir
öldün diyelim, bir baktın ki bitmiyormuş orada. Ne olacak şimdi? Hadi. Hiçbir hazırlığın da yok. Ne olacak ya? Hiçbir garanti yok insan. İnsan yani ben kurtuldum zannediyor da nereden biliyorsun? Kim gitmiş de gelmiş? İşte yani kimin gidip birinin gidip gelmemiş olması yani onun oranın şey olmadığı anlamına gelmez. Garanti olduğuna. Belki göndermiyorlar. Bu konuda bir sürü espriler var. Onun için buradan geçiyorum. Evet. Yani şunu demeye getiriyorum. İnsan bu problemi çözmek zorunda. Bu problemi erteleyerek, agnostik kalarak, görmezlikten gelerek kurtulamaz. Çünkü yüzleşmek zorunda. Yüzleşmek zorunda. Emin. Nasıl emin olabilir? Kendisini ve problemi yaratanı tanımadan emin olamaz. Bunun mecbur yani. Emela yüzleşecek işte. Yüzleşecek ya. Yüzleşmek zorunda yani. Ha yüzleştin de ondan sonra bulamadınsa mesele yok ama kaçmakla. O bence yüzleştikten sonra bulamamak, tamam mı? Çok çok daha düşük bir ihtimal. Muhal hatta. Muhal. Tabii olmaması. Çünkü sorunun giriftliği, sorunun hazırlanışındaki o verilen emek, tamam mı? Bir cevabın olduğu, hatta cevabın gözümüze sokulmak istendiğinin delili. Tabii, çok mükemmel bir soru. Evet. Cevabı hazırlanmış demektir yani. Alel usul bir soru çiziktiriverirler. Ya arkadaş bunun şıklarından şüphe ediyorum ben dersin, tamam mı? He. Doğru mudur, yanlış mıdır? Adam buna emek vermemiş. Ama adam öyle bir soru yazmıştır ki. Yani her şıkkı özellikle okursun. Böyle bir sorunun içinde cevabı var zaten falan gibi yani. Şu an bizim yaşadığımız imtihan tam da böyle bir imtihan. Evet. Yani o kadar kasıtlı bir dünyada yaşıyoruz ki. Hem aciz yaratılmışız. Hem her şey bize evet. Etkileyecek bir şekilde. Dolayısıyla o zaafımızı kanırtacak şekilde ayarlar. Kanırtacak şekilde. Demek ki bir şey söylüyor bir şey bana. Ya azap. Ya azap yapmak için yapmış. Ki öyle de anlaşılmıyor yani. Hani. Ya evet. Ya hayat onu öyle olmadığını gösteriyor. Azap yapmak istese çok daha performanslı, efektif yollar kullanabilir yani. Evet. Bir mesaj vermek istediği belli. Belli. Evet. Çünkü azaba değil mesaja çalışıyor bu düzenek. Sistem öyle. Sistem sürekli bana bunu yıkar. Yani beni ister istemez zorluyor. Öğrenmeyi, fark etmeyi, anlamayı zorluyor. İşte bu vaziyette... Bir dakika dur. Önce tek tek konuşalım. Ha. Yani tabii ondan sonra geleceğiz. Yandık. Yani her şey ona iyi, zayıf. Bak. Her son olan şey. Bunu anlamalı. Ne demek zayıf her şey ona ilişir? İnsan hassas yaratılmış. Doğru. Güçlü değildir. Yani korunaklı değil. Güçlü demeyeyim de korunaklı değil. Doğru. Yani dedim yani sen zayıf olursun ama güneş seni yakmaz mesela. Müteessir ve müteellim eder diyor. Müteessir ve müteellim eder. O kadar hassassın ki bir söze bile doğru. Etkilenir. Bir sözden bile etkileniyorsun. Açlıktan, fazla tokluktan, uykusuzluktan, fazla uyumaktan, öfkeden, aşırı sevgiden. Birinin acı çekiyor olmasından bile etkileniyorsun. Birinin ölmesinden, senden fazla yaşamasından. Her şeyden müteellim ve müteessir oluyor. Hassassın yani. Acayip. Acayip derecede böyle hassas yani. Ve etrafında senin hassasiyetini tahrik edecek evet. Bir sürü şey var. Hem hassassın hem de tahrik ediliyorsun. Yani hem senin cildin o kadar çok hassas, her yerde ısırga notu dolu. Aynen öyle. Arkadaş nasıl denk gelmiş değil mi? Evet. İkincisi... Çok güzel oldu. Evet. Ben de bunları tek tek konuşsak diyecektim ama cesaret edemem. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları çoktur. Heh, güçsüz buraya tekabül ediyor. Güçsüz, evet. Güçsüz. Bir şeye gücü yetmiyor. Halbuki kainatın uzay galaksilerinin tamamı düşman. Evet, sen yani şöyle... Geliyor, kuyruk yıldız geliyor. Şeye düşünüyorsun, şöyle düşünebilirim. Yani diyelim hadi Amerika'da bir şey var yani bu şeyle gettolar var böyle yerler. Mesela Harlem gibi. Oraya girdin mi... Bitti. Kural işlemiyor artık yani, tamam mı? Onun gibi öyle bir konumdasın. Hmm. Yani hem niye öyle dedi? Silahın yok, şeyin yok, gücün yok ama senin cebindeki paraya göz diken onlarca, yüzlerce insan var. Öyle düşün. Yani tamam öyle ama orada kötü niyet falan... Şöyle bir örnek bana daha şey geldi. Güneşin şu andaki durumumuz ne fiziksel olarak? Güneş denilen bir atom bombasının, mütemadiyen patlayan atom bombasının karşısında cisti bılak duruyoruz böyle. Doğru mu? Üzerimizde neye güveniyoruz? Ozon tabakası var, ona güveniyoruz. Ozon tabakası böyle dönüp duruyor ya dünya. Ozon tabakası da şöyle dönüp gidiverse güneşle baş başa kaldın işte. Hiçbir yapabileceğimiz bir şey yok. Arkadaşlar şöyle az öteye git falan diyecek bir durumumuz yok. Yandan bir gezegen gelip toslayacak, çarpacak, yıldız çarpacak, hiç yapacak bir şeyimiz yok.
Ne bileyim, bizim şu anda güzel çalışan kan sistemimiz, lenf sistemimiz bir gezegenin bir şeyinden etkilenip çalışmayı bırakacak olsa olayı fark edene kadar hepimiz toprak olur gideriz zaten. Yani özellikle büyük skaladan örnekler verdim ama bunun gibi bir sürü düşmanımız var. Yok mu? Düşmanımız var. İşte o konumdayız demek istiyorum. O hali tarif edelim diye o örneği verdim yani. Üstad mesela Bedevi Arap çöllerinde hareket eden, seyahat eden adama gerektir meselesi birinci sözde diyordu ya. Çölde eşkıya her tarafta olur. Her tarafta doğru. Eşkıya, potansiyel eşkıya var. Zarar veriyorlar sana. Yani hem güçsüzsün hem zarar veriliyorsun. Zarar görüyorsun yani. Bela ve düşmanları pek çoktur. Abi şey çok yani konuştuk ya bu bunları. Bela ve düşman dediğin zaman kim, say bakalım bela ve düşmanları? Herkes. Kendim dahil herkes. Evet. En çok sevdiğim kendim dahil. Annem babam dahil. Çoluk evet. Çocuğum ve ben dahil herkes. E tabi. Niye? Çünkü senin aczin. Değil mi? Aczin. Onlara olan sevginin. Tamam mı? Öyle de diyebilirsin. Şunu diyeyim. Mesela hırsım bile bana düşman. Yersiz kullandığım, kontrol edemediğim sevgim bile bana düşman. İşte onu demek istiyorum. Sevgi düşmanın oluyor. Niye? Ne? Acı veriyor bana. Evet, acı veriyor. Elem veriyor. Aynen öyle. En büyük sevgiler en büyük acıyı veriyor. En büyük lezzetler en büyük elemi getiriyor. Öyle değil mi? Yokluk, evet. Gidiş. Çünkü kudretim yok. Acizim. Ne durdurabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Bir, onlara muhtaç olmayacağım da diyemiyorum. İki, onları yoktan var edecek gücüm de yok. Doğru. Var edecek gücüm yok yani. Evet. Hem gayet fakirdir. İhtiyacı çok. Halbuki ihtiyacı pek ziyadedir. Bak, bir şeyi yapmak için gücünün yetmemesi ayrı. Bir şeyi elde etmek için de sende bir sermayenin olması daha ayrı bir şey. Yani hem aciz olursun ama paran olur. Tamam mı? Alırsın. Böyle bir durumun da yok yani. Hem elinde hiçbir şey yok, hem elinde olmayan her şeye de ihtiyacın var. Evet. Çok basit ama çok acı verici bir denklem. Evet. Hiçbir şey yok, hiçbir şey satın alacak durumda değilsin, bir de her şeye muhtaçsın. Evet. Her şeye muhtaçsın. İnsan ben şuna muhtaç değilim diyeceği bir şey yok ortada. Toz olmasın. Tozu yok ettiğin zaman toprağı, hayatı yok ediyorsun adeta yani. Öyle bir ilişki var kainatta. Kahveye bile muhtaçız be. Evet. Hatta öyle ki kahve bağımlısı olmamak gibi bir kavram var. Yani hani içmeyelim de tiryakisi olmayalım da yokluğunda azap çekmeyelim. O kadar düşkün vaziyetteyiz yani. Evet. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekerlefi gayet ağırdır. Bu ne demek ya? Tembel, yani bir şey yapmak istemiyor insan. İnsan nefis açısından baktığın zaman yani rahat yerinde oturmak istiyor. Bir hayvan gibi mesela bir karınca gibi bir arı gibi böyle çalışan bir çalışmayı seven, çalışmaktan zevk alan yani bir yönü de yok. Yani zorlanmasa yatacak. Doğru. Yani öyle bir konum. Doğru. Var. Ama hayat yükü tekalifi hayvan karıncadan arıdan daha zor. Sürekli öğrenmeye muhtaç, sürekli eğitilmeye muhtaç, sürekli yani insanda nefislenen bir yol var. Onu tembelleştiren, uyutan bir yönü var. Ama bunun yanında öğrenmeye, hayat yani şey gibi arı gibi kendi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitelerini gelişmiş de değil ki. Kelebek kosasından çıkar çıkmaz hemen uçabiliyor. Ama sen yürüyebilmek için bile çok çaba göstermen gerekiyor değil mi? Ciddi bir çaba göstermen gerekiyor. Yani mesela eğer hayatın tekalifi olmasa yani işte acıkmak, susamak, tuvalete gitmek, ihtiyaçlarını barınmak falan gibi şeyler olmasa. İnsan yatar. Ya yatar veya işte hani böyle şey diyelim, sanatla manatla falan ilgilenir. Ancak böyle canının çektiği şeylere yönelir. Mi? Bilmiyoruz. Yani olsa hani içinde o dürtünün hala olduğunu kabul ettiğim için böyle söyledim. Evet. Onun dışında hiçbir yere hareket etmez. Evet. Ormandan gidip odun kesmez yani. Evet. Şimdi paşa paşa yapıyor. Yapıyor. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. İnsaniyet. Halbuki yani İnsan oluşu neticesinde bütün kainatla arasında ilişkiler var. Tabii canım yani. Şeyi hatırlıyorum. Bilmem nerede balinalar karaya vurdu diye bütün dünya işi gücü bırakıp yas tuttuyduk, ilgilendiydik bir şeyler. Ha şimdi de öyle benzer örnekler. Uzayda bir tane gezegen var, yok oldu. Ha. Rahatsız oluyorsun. Olmasın diyorsun. Bilmem nerede mağarada 3 çocuk kaldı, bir şey oldu falan. Ha. Gündem. Herkes onunla ilgileniyor.
İnsanın öyle bir fıtratı var ki bütün kainatta irtibat kurabilecek, bütün kainatta temas kurabilecek bir mahiyette. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Yani insaniyet onunla bağ kurmuş, onu istetiyor ama sonra da kopartıyor. Bu nasıl bir şey ya? Azap. Çin işkence. Evet. Hem akıl ona yüksek... Ha bak burası güzel. Yani hepsi güzel de bu da... Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Yani her şeyin ebediyetini istiyor. Sevdiğini ebediyen sevmek istiyor. Sonsuz bir ilişki kurmak istiyor. Değil mi? Yani insanın mahiyeti böyle. Diyor ki bir katedral yapayım. İşte 300 sene sonra yıkılsın. Böyle bir şey demiyor. Yüzyıllarca ayakta dursun bilmem ne. İşte bir eser bırakayım, baki bir eser bırakayım falan. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa ve sabrı kısadır. Evet, bu konuları çok konuştuğu için insanın mahiyeti bu kadar bence evet. Yeter gibi. Yani insan tezatlar içerisinde doğdu. Aczi var, tezatlara kudret... Tezatlara mahkum ediyor. Mahkum yani öyle. Yani sen, ben bu dünyada öylesine kalamam. Bir şeye ihtiyaç duymadan yaşayamam. Yani mümkün değil. Yani hayatımı bu kainatın içinde anlamlandırmadan hiç duramam. Hiçbir şey yapamam. Mümkün değil yani. Ben öyle ilgisiz taş gibi olamam yani. Ki taş bile aslında kainatla münasebetler de taş gibi duramam ben yani. Taş olamam ben. Aynen. Ben ister istemez bu kainatın anlamını, bu kainatın gönderiliş maksadını anlamakla yükümlüyüm. Bundan bigane kalmam mümkün değil. Evet. Ben icbar ediliyorum. Zorla hayat benim üzerime yüklenmiş. Bu tezatlar beni hareket etmeye mecbur ediyor. Hayat bana yüklenmiş, sevdirilmiş, istetilmiş. Yani dolayısıyla ben bunları görmezlikten geliyorum, ilgilenmiyorum, oynamıyorum ben diyemiyorsun, tamam mı? Ben oynamam, beni diyemiyorsun. Hatta şunu söyleyeyim. Ben oynamam deyip intihar etsen bile sonunda ne olacağın belli değil. Yine yapamazsın. Çözmek zorundasın. Kurtuldum mi? O bile yok. O bile belki belli değil. İntihar edip gelen mi var ki? Evet. Biliyorsun kurtulduklarını. Evet. Peki. Nasip olursa bir sonraki programda yine 5. nüktenin bu girizgahından sonra devam edeceğiz efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Allah'la kalın.